Yapraklarından su içilen ağaç, akıllı evlerin gözdesi dikey bahçeler. Duymaya alışık olmadığımız ilginç özellikleri olan birçok çiçek ve ağaç türü İstanbul'da süs bitkileri fuarında görücüye çıktı. İstanbul Fuar Merkezi evini bahçesini farklı bitkilerle donatmak isteyenleri bekliyor. Palmiyeler, leylandiler ve renk renk çiçekler. Farklı özellikleriyle dikkat çeken çeşit çeşit bitki ve ağaç türleri İstanbul'da görücüye çıktı. Gövdesinin demir gibi sert olmasına rağmen istenilen biçim verilerek yetiştirilen oya ağacı bahçeleri süslüyor. Güney Amerika'dan geliyorlar. Köklerinin yıllar içinde birbirine bağlanmasını sağlayarak uzun yılların sonucunda bu şekli alıyorlar. Madagaskar'ın 100 yaşını bulan gezgin palmiyelerinin yapraklarından su içiliyor. Kovuklarında biriken suyu yolcuların, yani yoldan geçenlerin ve gezginlerin içebildiği, temiz bir su biriktirdiği için bu adı almıştır. Ve dünyanın en büyük çiçek açan iç mekan bitkisidir. Ve Japon klasiği bonsai. Buradaki ağaçların boyları kısa bile olsa yaşları çok fazla. Mesela 270 yaşında gördüğünüz Laura Petalum diye bir bonsai'miz var. Süs bitkileri fuarının favorisi dikey bahçeleri oldu. Isı, nem ve sulama sistemine sahip bahçede 10 yıl toprak değişimine gerek yok. Evimizde saksıda bitki yetiştirmekten sıkıldık diyorsanız akıllı yeşil duvar sistemi tam size göre. İstenilen yere monte edilebilen bu sistemle her türlü bitkinin yetiştirilmesi mümkün. Genel olarak tarım makinalarına baktık, dış mekanlara baktık. Benim dikkatimi süs bitkileri çekti, bayan olduğum için daha çok böyle görsele önem veriyorum. Yenilikleri görüyoruz. Lalelerle ilgili güzel şeyler gördük. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Flower Show Türkiye Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 1 Aralık'a kadar gezilebilir. 24 ana haberi burada.